Haberi geldi, bugün de inceleme geri geldi. Hepsi geldi. İşletmenin sahibiyim. Demir doğrama ve taahhüt işleri yapıyoruz. Ya burada çalışanım sabah gelmiş, işte burada gördüğünüz gibi sobayı yakmaya çalışırken yanan sobanın içerisine de tiner dökmeye çalışmış. Zannedersem o arada da işte hani sobadan çıkan alevden dolayı demek ki tenekeye temas mı etti, nasıl oldu? O basınçtan dolayı teneke patlamış. Tenekemiz de zaten burada. Bu arada da bir yangın oluştu. Eleman ufak tefete demeyelim. Bayağı bir yangın, yani böyle yanmış yüzü gözü falan. Ama şu anda çok şükür iyi. Herhangi bir sıkıntısı, yani sağlığını etkileyecek bir sıkıntısı da yok. Ya burada bizim zaten iş güvenliği uzmanımız, iş güvenliği programımız, yangın tüplerimiz, her şeyimiz var. Burada yandaki işte mobilyacı Yaşar Yurt arkadaşımızın elemanları geldi. İşte burada monttan falan videosu falan da var zaten. Burada kamera kaydı olduğu için polis arkadaşlar da geldi, baktı kamera kayıtlarına. Ailesi burada değil, ailesi Bitlis'te. Şu anda durumu iyi, işte yoğun bakıma aldılar, bu yanıklardan dolayı fazla yanığı var. Yani sağlığını etkileyici herhangi bir durumu yok. Fiziksel bir sıkıntısı yok. Ben burada değildim. Yok, konuşuyor, hastaneye gittim ben canım, yanındaydım yani, konuşuyor. Herhangi bir sıkıntısı da yok yani. Öyle bir tabii ki sızısı, ağrısı, şusu busu var. Ondan dolayı da işte doktorlar biz dedi yoğun bakımda durmasını tavsiye ediyoruz bir müddet. İşte bugün veya yarın bir iki gün, ondan sonra da servis alacaklar. İnşallah iyi olacak. Tamam. Tabii ki biz böyle bir şey olması da hoşumuza gitmedi, sevinmedik de, veya işte ne bileyim. Ya bu sobanın yanması da çok da zor bir şey değil ama hani bazen insanın basireti de bağlanıyor. Olacak olduğunu da oluyor. Biz yanda ses duyduk da, patlama bir ses oldu. Koşarak geldik bu yana. Yani ben buraya girdiğimde de arkadaşı zannettim bir şey oldu da, çünkü yeni girmişti. Ondan sonra baktım ki yangın var burada. İçeride biri yanıyordu. Kafasını suyun altında tutmuştu. Ben de yani koşarak geldim, bir şey yapamadım. Yani şoka girdim. O anda o bize doğru koştu. Haberiye geldi. Bir de bizim Kadir yani arkadaş şey yaptı, işte montunu çıkarttı, ona sardı, sondurdu. Beraber çıktık dışarıda. Yani öyle sondurdu, elbiselerini çıkarttık falan. Yani fabrikasyonu buradan çıktı şekilde bu yani. Bu kadar basınçtan dolayı. Yani şu hali. Bu öyleydi, bunu açtı ağzını. Tineri döke boca ederken. Arkadaşım kurtardım, mutluyum abi. Thank you.